7 Kasım 2022 Pazartesi Kocaeli At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Öncelikle yayınlarımızı takip edip videomuzun altında bulunan teşekkür butonu ile bize desteklerini gösteren herkese şimdiden teşekkür ederiz. Ayrıca bize destek olmak isteyenler katıl butonu ile dilediği paketi seçerek kanalımıza katkıda bulunabilirler. Emeğe saygı duyarak desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Yorumlarımızın yazılı hali yukarıda adresi yazılı web sitemizde her gün yayımlanmaktadır. Video izlemeye zamanı olmayanlar oradan yazılı halini okuyabilirler. Kocaeli programında 9 koşu var. Tüm koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Her koşunun başında yarışın şartlarına göre geçmiş istatistik verilerini ve takı değişikliklerini sizlerle paylaşacağız. Ayrıca bize destek olmak isteyenler, katıl butonu ile dilediği paketi seçerek kanalımıza katkıda bulunabilirler. Emeğe saygı duyarak desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Yorumlarımızın sonunda, yine geçmişten önemli koşulardan birini paylaşacağız. Nostalji yaşamak isteyenler, videoyu bitimine kadar izleyebilirler. Şimdi tahminlerimize geçelim. Birinci koşu. 3 ve yukarı yaşlı dişi İngiliz atlarının şartlı 4 yarışı 1800 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda Yamak 2 sınıfındaki aprantiler at bineceklerdir. Bu koşuda takı değişikliği yapan bir at olmadı. Bu koşu şartlarının geçmiş yarışlarını inceledik. Bazen favoriler, bazen de %2, 3 ve 4 gibi çok sürpriz oranlara sahip atlar kazanabilmektedir. Bu koşuda çok ağır bir tempo bekliyoruz. Liderliği 9 numaralı North Rain veya 7 numaralı The Must Obey alabilir. Bu atların da ön plana çıkmama ihtimalleri var. North Rain, uzun zamandır yarışmıyor ve dinçlik yarışı yaparken önde numara almak istemeyebilir. Çünkü Antalya'daki ilk yarışında, iç kulvardan yarışa başlayıp, zorla liderliği almıştı. Bugün liderliği istemeyebilir. The Must Obey ise, bazen start sorunu yaşıyor. Bugün startı hafif ağır alması durumunda, o da liderliği alamayabilir. Bu şartlarda bizim favorimiz, 6 numaralı Sesenta Yuno olacaktır. Tam istediği şartlarda yarışacak. Güçlü rakiplerinin çoğu ağır kilolu ve sprinter isimler. Yanı önlerde yer alacak olan Sesenta Yuno, düzlük üzerindeki direnci ile bu yarışı kazanabilir. Net favorimizdir. İlk rakibi, yine ön grup atlarından olan 8 numaralı Killer Queen olacaktır kilo ve gidişat avantajı ile bu grubu geçebilecek güçtedir. Kesinlikle ihmal etmeyelim. 7 numaralı The Must Obey, eski gücüne kavuşmaya çalışıyor. Uzun mesafeyi pek sevmese de, bugün startta kalmaz ve liderliği alarak yarışırsa, kazanma şansı artacaktır. Sürpriz kontejanından yazalım. Grubun güçlü isimleri olan, 2 numaralı işin aslı, 1 numaralı Daniel H. Daughter ve 3 numaralı Princess Grace, gerilerde bekleme yapan isimler. Açıkçası bu atlardan sadece iki numaralı işin aslını tutarak yazacağız. Diğerleri de, yarışı belki önlere yakın takip eder diye sigorta amaçlı ekleyeceğimiz isimlerdir. Sizler bütçeye göre değerlendirebilirsiniz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 6, 8, 7, 2, 1, 3 şeklindedir. İkinci koşu. 3 yaşlı Arapların, Maiden yarışı, 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda 4 at takı değişikliği yaptı. 2 numaralı Berkitan, 6 numaralı Özgün Kaya, 8 numaralı eses Ateş ve 10 numaralı Fortuna Mısın, takı değişikliği yapan atlardır. Genel olarak favoriler kazanmış gözüküyor. Fakat zaman zaman her türlü sonucun da çıkabildiği gözükmektedir. Bu koşuda süratli bir tempo beklemiyoruz. 4 numaralı Hükümhan ve 2 numaralı Berkitan liderliği alabilir. Bu koşuda çok fazla detaylı yorum yapmaya gerek yoktur. Sahada iyi durumda olduğu aktarılan 2 numaralı Berkitan bizim bu koşuda banko önereceğimiz isimdir. Son ikinciliğinden sonra kısa bir araya giren ve bugün dil bağı takılan Safkan, bu rakipleri geçebilecek güçtedir. İster liderliği alsın, isterse yarışı ikincilikte sürdürsün, düzlük üzerindeki atakları ile gruba hakim olarak kazanacaktır. Günün bankosu olarak 2 numaralı Berkitan yazılabilir. Üçüncü koşu. 3 Üç yaşlı İngilizlerin, şartlı 4 yarışı, 2000 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda 3 at takı değişikliği yaptı. 2 numaralı Alkılıç, 5 numaralı Doğu'nun Rüzgarı ve 8 numaralı Don Nacara, takı değişikliği yapan atlardır. Bu koşu şartlarının, geçmiş yarışlarını inceledik. Bazen favoriler, bazen de %2-3 ve 4 gibi çok sürpriz oranlara sahip atlar kazanabilmektedir. Bu koşuda liderliği 2 numaralı Alkılıç alacaktır. Stili bir rakibi olmadığı için, rahatlıkla temposunu kurabilecektir. Bu atın İzmir kum pistinde çok başarılı yarışlarını izledik. Bugün temposunu kurup, çıktığı gibi bitirme ihtimali yüksektir. İlk sıradan yazalım. Rakiplerinin çoğu yarışı önlere yakın takip eden atlardır. Yani alkılıç bitiremezse, önlere yakın giden form durumu iyi atlardan biri kazanacaktır. Bu isimlerde, 4 numaralı Dark Justin, 7 numaralı Lady Elmendorf, 3 numaralı Ahbap ve 6 numaralı Göktuğ Efe'dir. Bu atlar Al kılıcın hata yapmasını kollayacaklardır. 5 at ile muhtemelen bu koşuyu geçebiliriz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 2 4 7 3 6 şeklindedir. 4. koşu. 3 yaşlı Arapların Maiden yarışı 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşu, aynı zamanda ikinci altılı Ganya'nın, başlangıç ayağı olacaktır. Bu koşuda sadece, 3 numaralı ayrancı takı değişikliği yapmıştır. Bu koşu şartlarının, geçmiş yarışlarını inceledik. Genel olarak favoriler kazanmış gözüküyor. Fakat zaman zaman her türlü sonucun da çıkabildiği gözükmektedir. Bu koşuda liderliği alabilecek iki isim var. 5 numaralı Efeova muhtemelen tempoyu belirleyecektir. Ancak 4 numaralı baba çömlekçi de ayağına seri bir isim olup, isterse liderliği alarak yarışabilir. Yarış ağır tempoda geçecek olmasaydı, 12 numaralı Sefir'in kızı banka önereceğimiz isim olurdu. Son kum pist yarışında iyi koşarak kapasitesini kanıtladı fakat, sprintte gecikince ikinci kaldı. Bugün de ağır tempodan dolayı favori önermekle yetineceğiz. Bizce ilk rakibi 8 numaralı uzun bir olur. Yarışı önlerde takip ediyor, gerektiğinde de liderliği alıyor. Bugün Uğur Levent idaresinde yarışacak. Uğur Levent bizce çok başarılı at biniyor. Bugün önlerde yarışı sürdürüp düzlükte liderliği erken alırsa kazanma şansı olur. İhmal etmeyelim. Son yarışına istinaden 6 numaralı İlelebet ile önde tempo yapmasını beklediğimiz 5 numaralı Efeova daha sonra önereceğimiz isimlerdir. 3 numaralı ayrancı Gökhan Kocakaya talimatı ile takı değişikliğine gitti. Bugün son sıradan da olsa mutlaka kuponlarda bulunduralım. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 12 8 6 5 3 şeklindedir. 5. koşu 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin handicap 15 yarışı 1800 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan bir at olmadı. Bu koşu şartlarının geçmiş yarışlarını inceledik. Genel olarak birinci ve ikinci atlar kazanıyor olsa da yüzde 4 ve 8 arası sürpriz atların da çok kez yarış kazandığını gördük. Bu koşuda ağır tempolu bir gidişat bekliyoruz. Liderliği 2 numaralı Impozing Victory alabilir. Son yarışlarında bu şekilde başarılı olduğu için bugün de tempoyu belirlemek isteyebilir. İç kulvardan yarışa başlayacağı için mutlaka öne düşeceğini ve çıktığı gibi bitirmeye çalışacağını söyleyebiliriz. Stili rakibi de yokken çok şanslı olduğu için ilk sıradan 2 numaralı Impozing Victory'yi yazalım. Bizce en ciddi rakipleri yine yarışı önlerde takip eden 1 numaralı Robin Empire, 4 numaralı Lice Fırtınası ve 10 numaralı Son of the King olur. Son of the King yaklaşık 1 yılı aşkın süredir kazanamıyor olsa da bugün çalışmalarına istinaden yazabiliriz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 2 1 4 10 şeklindedir. 6. Koşu. 4 ve yukarı yaşlı Arapların, kısa vade 7 yarışı, 1500 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan bir at olmadı. Bu koşu şartlarının, geçmiş yarışlarını inceledik. Her türlü sonuca açık bir koşu olduğunu söyleyebiliriz. Bu koşuda, 1 numaralı oğlum Serkan ve 2 numaralı Zafer Meydanı gibi iki süratli isim var. İkisi de liderliği isteyebilir. Ağır kilo ile yarışacak olan bu atlar, gruptan üstün olsalar da, tempoyu ağır tutamayabilirler. Bizim favorimiz, ekürilerden 8 numaralı Berengül olacaktır. Son zamanlarda oldukça başarılı bir grafik çizen Berengül, son yarışında fazla zorlanmamıştı. Bugün ekürü olarak katılacakları bu yarışta, iddialı bir sonuç alabilirler. Rakip olarak, sadece 2 numaralı zafer meydanını yazacağız. İç kulvardan yarışa başlayacak olan kaliteli Safkan, liderliği almasa bile fazla yorulmadan düzlüğe çıkabilecektir. Bu metrelerden sonra, oğlum Serkan'dan ne kadar erken kurtulursa, kazanma şansı o kadar artacaktır. Güç ve kalite farkı ile, bu grubu geçebileceği için, kuponlarda olması gerekir. Bu koşuyu 8 ve 2 sıralaması ile geçelim. 7. Koşu. 2 yaşlı dişi İngiliz taylarının, şartlı 5 yarışı, 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda sadece, 5 numaralı bold line girl takı değişikliği yapmıştır. Bu koşu şartlarının, geçmiş yarışlarını inceledik. Favey'ler veya 4. 5. konumdaki atlar kazanıyor. Bu koşuda tempoyu, 1 numaralı straight strom belirleyecektir. 2 numaralı Sprint Code ve 5 numaralı Bold Boldlaym Girl ise onu yakın takip edeceklerdir. Gruptan farklı olan 2 numaralı Sprint Code son yarışında biraz fazla beklediği için dış kulvardan gelen rakibine geçilmişti. Sprint mesafesini iyi ayarladığı sürece bu tip rakiplere geçilmeyecektir. 2 numaralı Sprint Code günün bankosu olarak yazılabilir. 8. koşu. 3 yaşlı dişi Arap atlarının şartlı 4 yarışı 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda sadece 6 numaralı Can'ın kızı takı değişikliği yapmıştır. Bu koşu şartlarının geçmiş yarışlarını inceledik. Her türlü sonucu açık bir koşu olduğunu söyleyebiliriz. Bu koşuda liderliği 9 numaralı Gideros alacaktır. Çok süratli bir rakibi yoktur. Sadece 8 numaralı Duygutay, onu yakından takip edebilir. Ancak tempoyu yükseltmez. Biz 9 numaralı Gideros'un şansını çok fazla görsek de, onu yakın takip edecek olan 8 numaralı Duygutay'ı, son yarışını kazanan 1 numaralı atlı Neymi ve istikrarlı koşan 5 numaralı Buz Pınar'ını da kuponlara eklemek istiyoruz. Bu 4 atı yeterli gördük. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 9, 8, 1, 5 şeklindedir. 9. koşu. 4 ve yukarı yaşlı Arapların handikap 14 yarışı 1900 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda 4 at takı değişikliği yaptı. 3 numaralı Sarrafşah, 8 numaralı Erişen Bey, 12 numaralı Amofta ve 14 numaralı Temelşah takı değişikliği yapan atlardır. Bu koşu şartlarının geçmiş yarışlarını inceledik. Zaman zaman favoriler kazanıyor olsa da çok sürpriz neticelerde gördük her türlü sonuca açık bir koşu olduğunu söyleyebiliriz. Bu koşuda çok süratli birkaç isim var. En süratlileri, 5 numaralı Boğaz Kesen'dir. Mutlaka liderliği alacağını düşünüyoruz. 1 numaralı Memoa, 3 numaralı Sarraf Şah ve 9 numaralı Ku Güzeli, muhtemelen onu yakın takip edecek olan atlardır. Temponun biraz erken süratleneceğini söyleyebiliriz. Boğaz Kesen son yarışında 52 kiloda bitiremedi bugün ağır kiloda ve uzun mesafede, gittiği yere kadar kaçacaktır. 4 numaralı Kodaloğlu, son yarışında erken sürat denen tempoyu iyi takip etmiş, düzlükte ise aralardan çıkarak çok rahat bir şekilde kazanmıştır. İstanbul'daki iyi durumunu Kocaeli pistindeki yarışa taşıyıp kazandıktan sonra, bu kez daha çok sevdiği uzun mesafede yarışacak. Rakipler yine uygun, Safkan çok formda. O yarışında fazla efor sarf ettiğini düşünmüyoruz. Bugün çok daha iyi koşup yine kazanmasını bekliyoruz. 4 numaralı Kodaloğlu son dönemdeki form durumuna istinaden günün bankosu olarak yazılabilir. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Yayınlarımızı beğeniyorsanız teşekkür butonu ile bize destek olabileceğinizi belirtmek isteriz. Bu kez nostalji kısmında, sizleri 2009 yılındaki erkek tay deneme koşusuna götüreceğiz. 1600 metre mesafeli, grup bir kum pist yarışını, 8 numaralı Invincible Son, Selim Kaya idaresinde kazanmıştı. Bu güzel mücadeleyi izlerken, şimdiden herkese bol şans dileyelim. Üçüncü koşuya katacak Taylar, start hakem emrinde. Beyaz bayrak havada start verildi ve 2009 yılı erkek tay deneme koşusu başladı değerli izleyenler. 9 numaralı Miramis yaklaşık 4 bay kadar koşuya geç başladı. Hikmetel birlikte 1 numaralı Al Fırtına öne düşmüştü ancak hemen dışından 13 numaralı Starfish doldurup geldi. Farkı bir anda 3 boya kadar çıkartarak liderliği alıyor. İkincilikte 7 numaralı Green Globe'u izliyorum. Hemen içinden de 8 numaralı Invincible Sun kendine yer buldu. 13 numaralı Starfish kaçıyor. Son 800'e doğru fark 2 boy kadar ikincilikte bariyer dibinde 8 numaralı Invisible Sun'ı izliyorum dışındaki 7 numaralı Green Glove'da tek at gibiler. Onların yaklaşık 2,5 boy kadar gerisinde öndeki mücadeleye katılmaya çalışan isimler dış kulvarda 16 numaralı Char içinde. Buralarda kendine yer bulmaya çalışan 12 numaralı Rich and Handsome. Onun dışından 3 numaralı Baba Dramalı'nın atakları var. 13 numaralı Starfish kaçmayı sürdürüyor. Fark yine 2-3 boy kadar. 7 numaralı Green Glove ikincilikle onu takip etmeyi sürdürürken dış kulvardan 3 numaralı Baba Dramalı ve 16 numaralı Çar'ın da ataklarını izliyorum. Bariyer dibini tercihleyen 8 numaralı Invincible Sun'la birlikte Taylar artık son düzlükte 7 numaralı Green Glove arttırdı geldi. Koşunun liderliğini aldığı için de 8 numaralı Invincible Sun var. Dış kulvardan 1 numaralı Al Fırtınan'ın ataktan izliyorum. 6 numaralı Distant Flight'le birlikte koşunun liderliği 8 numaralı Invincible Sun'a geçti. 7 numaralı Green Glove'un 1 numaralı Al Fırtınan'ın dış kulvardan 16 numaralı Çal'ın ataktan izliyorum. Yine 9 numaralı Miramis'te gelmeye çalışan ancak son 150'yi 8 numaralı Invincible Sun rakiplerinin 3 boy kadarında geçti. Son 50'de de farkı koruyor. 8 numaralı Invincible Sun koşuyu kazanırken 1 numaralı Al Fırtınan ikinci. Üçüncülük dördüncülük için iki isim. 5 numaralı Dea ve 12 numaralı Rich and Handsome yakın aralığı bitirsin geçtiler değerli izleyenler. 2009 yılı erkek tay deneme koşusunu Sayın Ayşegül Kurten'in sahibi olduğu 8 numaralı Invincible Sun çok iyi Selim Kaya ile kazandı.